Bak beni çok doldurdu, ben bu robotları tokatlayacağım şimdi. O bizim anamız da hackler oğlum. What's your name? My name is Kay. Aşkım sen de beğendin mi? Ben aradan çekilmeli miyim? Geberteceğim oğlum evet. Kızı. Bu robota mı tutuldun ya? Karım burada abi, otur yemeni ye. Göz göze bakmamak lazım, sinirlenir belki. Bırak o zaman at diyelim. Kanka Big in Japan'a ne oldu? Gelme ne olursa. Sen getirme. Kötü. Beni takip et kamera. Teşekkür ederim. Bu Japonlar deli. Her şeyin farklı farklı kafesini yapmışlar. Domuz sevebildiğin kafe var. Kedi sevebildiğin kafe var. Baykuş sevebildiğin kafe var. Susamuru sevebildiğin kafe var. Her şeyin değişik değişik kafesini yapmışlar. Yılan kafeye geldik. Buraya giriyorsun, yemeğini yiyorsun, kahveni içiyorsun. Bir yandan da yılan seviyorsun. Yılan satın da alabiliyor musun? Ben gelmeden bir araştırdım. Şimdi içeride de göstereceğim. Niye yılan satın alasın? O da bir enteresan. Mesela yılanın var, tatile gidiyorsun. Yılanını buraya bırakabiliyorsun tatile giderken. Yılan oteli aynı zamanda burası. Merve ile bir kuzenimiz vardı. Onun yılanı vardı. İzmir'den fareciden donmuş fare alıp yılanı besliyordu. Burada da öyle donmuş fare alıp yılan besleyebiliyor musun? Bak bir girelim. İnsanlar genelde yılanlardan çok korkuyormuş ama bu böyle biraz daha şey gibi. İnsan iyileştirme gibi bir noktadan yaklaşmışlar. Ben de yılandan çok korkuyordum eskiden. Sonra işte Tuğkan'la bir video çektik. Boynuma doladı yılanı. Dominik de beni 25 tane büyük yılanın olduğu tabutun içerisine soktular. Alıştım artık, korkmuyorum yılanlardan. Korktuğum şeylerin üstüne gitmeyi seviyorum. Merve Gozaymaz. Konnichiwa. Heyecanlı mısın? Korkuyor musun sen yılanlardan hala? Evet. Senin gözlüğün çok pisine versiyon. Pisliğin. Görüyor musun sen elini? VR gözlüğü gibi aşkım. Nasıl görüyor olabilirsin bunu? Konnichiwa. Ha? Turko. Turko. Yes. Turko. Yes. You can change snake right there. Fikret bu. Fikret. Ne yapıyorsun ya? Yılanları severken aksesuarlarınızı çıkarın. Yılanlara, tırnaklarınıza dikkat edin. Yılanları çekmeyin, sıkmayın, boğmayın. Bunlar bizi boğarsa? Aa, boğmuyor aşkım. Biliyorsun. Piton olsa, 4 metre olsa, şöyle kalın olsa diye boynunu kırar ama yazık, bunlar da hayvan. Bıdık. Oo, bak büyük. Bu fare adamıymış. Hepsini böyle bir suyu koymuşlar. İstedikleri zaman suya giriyorlar herhalde. Bu salak bu suya giremez tabii de. Ney? Orman halı pitonu. Sen kimsin? Burnunun ucunda ne var bu şapşalı? Buraya gelen insanların en çok sorduğu sorulara baktım. Bir, yılanlar ısırabiliyor mu? Evet, yılanlar ısırabiliyor. Bu yılanların pek çoğu zehirsiz ama içeride bir iki tane zehirli olan türde var. Ama eminim ki ne bileyim pan zehirleri vardır ellerinde. Adamın içine girdi. Bak şimdi çocuklar seviyor yanında da. Herkesin çok hoşuna gidiyor. Korktun mu? Zırza, bana mı bakıyorsun sen? Ay geliyor. Gel babişkosu. Gel buraya. Otur. Aa, gözleriyle bak. Gelsin gözlerini yerim. Bakayım bana bakıyor gerçekten. Bak dönüyorum, bana geliyor. Bana bak. Bıdık. Ne denir buna? Pis pis pis. Tısı tısı tısı. Hassa. Oradan gerilse, bu cama bir koysa, bir daha yılan sevgim falan hiçbir şey kalmaz tabii de. Öyle bir çocuk değil bu. Çok tatlı bir çocuk değil mi? Ha bak, bu özel bir yılanmış. Dokunabiliyormuşuz buna. Tamam, seni alacağım. Bak diyor ki burada, bu özel bir yılan diyor. Buna dokunabilirsiniz diyor. Texas fare yılanı. Allah Allah. Seni koydum kenara. Bu normal orman pitonu. Bak bunu ilk defa görüyorum. Bu neymiş? Maklot pitonu. Ay sen çok çirkinsin. Niye bu kadar çirkinsin? Bu yakıştı mı sana kardeşim? Allah affetsin de yani, ne bu? Bunlar acaba bir yılan kaybolsa fark ediyorlar mıdır? Konnichiwa. Ay ay, gözlere bak. Güzel gözlere bak. Bazıları çok oynaşıyor, bazıları çok sakin. Oyuncak yılan da koymuşlar buraya. Harika kızayım aşkta. Sen kimsin? Bıdık. Seç aşkım. Aşkım şey, bu arada internetten forumlara baktım. Burada sadece iki kişi ölmüş bugüne kadar. Hazır mısın Gozaymaz? Bağırmak için sesini mi hazırladın? Bağırmamak için sesini. Aşkım 8 leşi var bunun, daha önce söyleyeyim bunu da. Aşkım alışacaksın şimdi. Gidiyor ama öyle değil, biraz şey yap. Al kendine doğru onu. Gitmek istiyorsa. Nereye gitsin aşkım? Belki. Bırak o zaman, at diyelim. Çok kötü bir yer. Korkma korkma. Gel kendine gel. Tak, kendine aşkım neyse, gel 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 gel. Gel gel. Tamam, kucağına koyayım şu. Kucağına koyayım, kucağına. Bir elini tut, bir koluna dolansın, bir güven hissetsin, o güvenmek istiyor. Ben ona güvenmek istemiyorum. Dolanabileceği bir yer istiyor. Kötü bir his bu ya. Orkun al onu, al onu. Orkun al onu. Orkun neden benle uğraşıyorsun? Orkun alır mısın? Ay. Çok tatlı ya. Biraz heyecanlı bu. Pitonlar daha sakin, daha yavaş hareket ediyor. Bu mısır yılanı arkadaş biraz hareketli. Veriyor. Çok tatlı. You like me? Çok
tatlı aşkım. Sevdi benim suratımı. Rahat etti orada. Burnumu sevdi. Ne buldu burnumda? Rahat ettiği yer burası mı yani bunun? Plan mı yapıyor şu an? Kime bir arkadaşımın yılanı var desem şunu söylüyor. Benim de bir arkadaşımın yılanı vardı. İşte gece uyurken yanına yatıp boyunu ölçüyordu. Onu yemeye hazırlanıyordu diye böyle bir şehir efsanesi var. She really liked me, I think. Şurasını sevsem. Tabii ki. Oo. Çok değişik. Evet. And yes, yes, of course. Ben hayvanlara fısıldayan adam olduğum için. Hayvanlara da çok. Ve boğacak şimdi. Hayır, hayır, boğmaz. Texas Red Snake, welcome. Oh, you're a nice snake, hello. Hatırladın mı beni? Hatırladın mı az önce seni bakıştık? Ben de yaparım. Dilini ısırmasın mı? Isırabilenler miymiş? Her yılan ısırabilir ama ısırmaz bunlar. Senin çok güzelsin. Hoş geldin. Gel bir tur daha dolayım seni rahat et. Evet, biliyorum galiba. Boyu mu? Evet, biraz tıkanma. Piş piş. Bilir miyiz de yılanı? O mu yılan, ben mi yılanım? Göz göze bakmamak lazım. Sinirlenir belki. Hmm. Ben buna gelmek istiyorum. Aşkım seviyor seni. Çok hareketli. Şu kızlarınki hiç kıpırdamıyordu. Aşkım onlar piton. Pitonu alalım. Ah, diğer taraftan selam veriyor bana. Ya sen kulağımı yalıyor şu an. Ay 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 gıdıklanıyor mu? Yapma. Yapışan. Ben bunu acaba tut getir öğretebilir miyim? Bir şey atsam gidip getirir mi tavuk gibi? Ayranı yer mesela. Aşkım nasıl yesin ayranı bu ya? Harika kızayımız. Şimdi büyük bir boğa pitonu geliyor. Dum 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 dum. Bu işte güçlü. Yani bu boynumu kırmak istese kırar. Sen boynuna mı koyuyorsun? Hayır hayır. Ben ona inanıyorum, güveniyorum. Benim ona güvendiğimi anlasın ki o da bana güvensin. Hoş geldin. Oh, sakin ol, sakin ol. Şöp şöp şöp. Bu da ısırabiliyor. Zehirli değil hiçbiri ama bunun ısırması çok hoş olmaz yani. Öpmesem mi? Aşkım hissediyor. Benim korktuğumu hissederse o da korkar ve gerilir. Bak şu an rahatladı biraz. Yüzü çok güzel. Ah seni ben yerim. Seni ben yerim. Bir şey yok. Nasıl kutu ben elinden gördün mü? Tabii. Ay ne yapıyor? Nerede kafası? Sen sıkıyor mu biraz? Isıracak mı biraz? Is it male or female? Ah male. Bak bu pipisiymiş o zaman bunun. İsin pipi mi var bir de? Ben senin çok belgeselini izledim. Ben senin akranlarını, akrabalarını gördüm. Hey bana çok koyma. Tamam azıcık koyacağım. Gel gel korkma korkma şöyle şu kadar. Ama kafası hep sende kal. Tamam tamam ben de karıcığım kafası. Çok garip nasıl kokuyor? Kokmuyor bence. Bunun en güzeliymiş. Sevdin sen de. Ama kafası sende. Oturacağım sonra hemen sen oturdun. Sana göstermek için. Böyle duruyor. Böyle oturuyorsun. Böyle yapabiliyorum. I'm scared. Dangerous. You're dangerous. Al bakalım şu götünü. Dur, dur. Onu atsana oradan kanka. Atak yapacak şimdi. Oğlum 2 metre adamsın. Bak bana atak yapacak kanka. Birazcık çeker misin? Kanka Begin Japan'a ne oldu? Oğlum yılan bende yok. Yok yılan. Dur ben sende seçim. Tamam tamam. Ne yapayım şey abi çocuk. Şöyle yapalım o zaman. Oğlum getirme, getirme. Getirme. Sarıyor beni, boğabilir. Her an beni boğabilir. Oğlum bu nasıl bir mekanik? Çok abi, güçlü. Kafasını de. Öbür tarafa çekelim ama. Gelme ne olursun. Al şöyle. Verme ya. Götünden seveyim mi? It's my phobi snake. I have snake phobi. Oğlum dur. Korkunum Allah aşkına bir dakika. Gel, kafasını gel. Var uzaklaştır. Ama kafası bende, kafası bende. Sakin ol, sakin ol. Kanka korkma, korkma. Kafasını getirme lütfen. Kanka biz bunları hep seviyoruz biliyor musun? Bunlarla yaşıyoruz şimdi. Videoda ben böyle öpüyorum. Kanka geldi, gözüme geldi. Şık şık şık. It's normal. Her şey okay, good. Bir şey yok kankacığım sakin ol. Kafası geldi. Kafası yeni geldi. Yeni mi ısıracak? O zaman bak şu an seni ölçüyor. Seni yiyebilir mi diye ölçmeye başladı seni. Adam da korktu şu an alıyor kafasını. Sende de var mı o hikaye? Var ben o hikayeyi her gün anlatıyorum yayında. Bak dünyanın en yalan hikayesi. Az önce söyledim sen yokken yalan söyledim. Yalan değil ki o hikaye. Oğlum yok öyle bir şey. Herkes anlatıyor bir arkadaşın başına gelmişti. Yok olmuyor bir şey. Öyle bir hikaye var gerçekten. Demiş ki hayvan. Öyle yap da boğulsun öldürsün seni. Durdu oğlum işte rahat et. Gel bir koyayım boynuna. Alıştım lan bir anda alıştım. Al oğlum. Yok. Hiçbir şey yok. Bilmiyorum. Tut oradan ha tut oradan. Ama şey yavaş tut şöyle elini ha öyle. Aynen öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey yok bir şey yok. Gel. Yüzüme sokuyorsun kanka. Sinek atak yapacak. Kadın diyor ki. Boyuyor beni ha. Kim beni boyuyor? Ne biçim kaslı bir şeymiş lan bu. Kaslı. Kanka yani fark ettim beni. İstese gücü yetmez bunun seni boğmaya. Biraz daha büyük olsa boğar ve ayıramazsın yani. 10 kişi tutsak ayıramayız ama bu değil. Onu var ya yerden yere çalarım. Hiçbir şey yapamazsın. Bak beni sinirlendirmesin de. Yerden yere çalarım onu ya.
E bak bir şey yokmuş. Bütün korkularımın üstüne gittiğim bir yıl oldu benim için. 2023 bit artık lütfen. Oğlum inanılmaz bir mekanik ya. Soğukkanlı oldukları için sıcak yerleri çok seviyorlar. Çok güzel değil mi derisi? Hissiyat falan böyle. Buna yeni derisi hatırlıyor muymuş? Bu 3 ayda bir derisini atıyor kendi derisine. Beni sevmiş olabilir çünkü ben sıcak kanlıyım. Sevdi seni. Sıcaksın diye sevdi. Oha senin tenin çok sıcak. Kemik yok mu lan bunda şimdi? Çok yazık lan bu hayvana. Bir de ben... Kafayı kaldıracak, kafayı vuracak bana ondan sonra. Şu an üstünü geziyor biraz. O beni çok sevdi abi. Dikkat ettin mi? Ha, sevdi seni. Beni ekstra sevdi. Sen sıcaksın ya, sana gelmek istiyor izden. Bunun boynuna asma bağlayıp çıkartabiliyor muyum sorsana. Gezdireyim biraz oğlum. Gezdir o. Bir şey söyleyeceğim, bundan sokakta rahat yürüyebilir mi? Var bir tane, iki tanesi fazla olur. Videomuza ufak bir ara veriyoruz çünkü videomuzun sponsoru GeForce Now. Japonya'ya giderken ay ben otele dönünce oyun oynarım, ay oyun bilgisayarımı yanıma almalıyım, ay bu oyun kaç saatte iner acaba diye düşüneceğime beyin bedava kardeşim. Nvidia GeForce Now'la internetimin iyi olduğu her yerden indirmeden, yüklemeden oyun oynayabilirim diye hiç ağırlık yapmadım kendime. İşin en iyi kısmına geliyorum. Bu geceye kadar premium paketlerde efsane Kasım indirimleri mevcut. Yıllık paket örneğin 990 TL. Neye geliyor? Ayda kaç para yapar? Kaç yapıyor lan? Sen 82,5 TL gerçekten bence çok iyi fiyat. Kapasiteyle sınırlı bir indirim açıklama kısmına linkimizi bıraktık. Kaçırmayın bu gece bitmeden bakın videomuz devam ediyor. Arigato gozaimashita. Robota kudosai. Bende bir de aksan geldi ve ses tonum değişiyor. Farkında mıyız? Anime karakteri oluyorsun. Bu şapkan ve bu tarzınla... Oldun mu Japon? Oldun yani. Ya işte bak olduk Japan. Made in Japan. Ben de Big in Japan oldum ama. Gece kulübüne gittik. İzmir marşı çaldı Tokyo'da gece kulübünde. Yaşa Mustafa Kemal Paşa diye bağırdık. İnanılmaz güzeldi. Çok başka bir olay çok oldu güzel. Yani. Bütün Türkleri bulduk. Sarhoşlar üstümüze çullandı. Bir tane kadın Merve'ye yürüdü. Yanımda gözlerimin önünde yaşandı. Aşkım sen de beğendin mi? Yani ben aradan çekilmeli miyim? Soruyor Instagram'ını soruyor. Sen ona kraliçe gibi bakmıyorsan ben ona kraliçe gibi bakarım dedi kadın bana. Geberteceğim oğlum evet. Kızı. Sasha. Belaruslu Sasha. Belaruslu. 5 dil biliyor. O Sasha'yı döveceğim yemin ediyorum. Biraz daha muhabbet etsek Türkçe öğrenildi kadın yani. Öyle bir kadın. Hocam buranın olayı ne önce? Burası robot kafe ama robotları okşamıyoruz hocam. Gidip burada robotlar bize servis yapıyorlar. Arigato. Aa bu robotları görün, iyi görün. Bunları tanıyın. 5 veya 10 senemiz var haberiniz olsun. Ben uyandırayım abi. Ama ben sana söyleyeyim ilk Tokyo'yu bitirirler bunlar. Bence Amerika biteri. Elon diyor ki her kişinin minimum 2 tane insansı robotu olacak diyor. 16 milyar tane insansı robotu olduğunu düşün. Sonra Elon abimiz şöyle yapacak. Hadi bakalım. Tuşa basacak oradan. Sahiplerinizi öldürün. Öyle yapabilir mi? Yapabilir tabii oğlum. Elon Musk şeyi savunuyor. Dünya nüfusu çok fazla. Dünya nüfusu azalmalı. Bill Gates falan da bu adamlar hep bunları savunduğu için. Ama bu yani. Adamlar da dünya nüfusundan beslenen adamlar yani şimdi. Ben gideceğim bak beni çok doldurdu. Ben bu robotları tokatlayacağım şimdi. O bizim anamızı hackler oğlum. Onun var ya Wi-Fi'sini kopartmama bakar öyle söyleyeyim sana. Şimdi buranın iddiası şu. Sen bir yemek siparişi veriyorsun. Bütün yemeği robotlar hazırlıyor. İnsanlar dokunmuyor. İçki siparişi veriyorsun. Robotlar hazırlıyor. Bir de siparişi de robotlar getiriyor. Siparişi tabakları robotların topluyor. Alması götürmesi Türkiye'de bile artık olmak üzere. Tabak taşıyan bir tane var dungul dungul geliyor. Bir de doğum günü kutluyor kanka bir de onlar. İki doğduğun Orkun kutluyor böyle şarkı veriyor arkadan. Girelim içeriye. Bakalım ne oluyormuş Japon robotları. Selamun aleyküm. Bunu da öğretmek de lazım bir noktada Orkun'um. Hello, yes, we do have a reservation. Okay, thank you. What's your name? My name is Kane. Kane. Yes. Nice to meet you, Kane. Oh, nice to meet you. Arigato. This is not AI. Someone is speaking. Gerçek insan. Aa, oğlum arkadan mikrofonla biri konuşuyor ya. Çok fena dolandırıldık. Oğlum ben bunu AI ile yaparım. Bunun AI'ını yapmak zor bir şey değil. Bir şey diyeceğim. Bak bu da kadın. Hello, how are you doing? Bak, kadın var. Chifuyu abla bu da. Gerçekten bir kadın yani. Chifuyu, are you robot? 2013'ten beri kronik fatik sendromum var diyor. Hayatı boyunca evde kalmış o yüzden. Hayatı boyunca evde kalmak zorunda kalmış. Ama bu iş sayesinde hem çalışabiliyor. Hem de sosyalleşebiliyor yani. Oğlum tüylerim diken diken oldu yemin ediyorum. Dalga geçiyordum robotla. Çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi de olmuş yani bu. Robotla dalga geçtim pişman oldum lan. Girişte söylediğim sözlerimin hepsini geri alıyorum. Bu robotlar da can kurban olsun. Vallahi ya. Bunlar gerçek robot değil bunlar bizden. Bizim insanımız ya bu. Evden çıkamayan insanlara beden olmuşlar resmen. Aa vallahi bak diken diken oldu tüyleri. Oğlum tüyün de yok ki senin neyin diken diken oldu? Var işte oğlum tüycü. Hello. We have a reservation. Bu da robot. Bu adam robot değil zannediyorsun değil mi?
Bu adamda maske neden var? Çünkü ağzı yok. Ağzı realistik yapamadıkları için maske takmışlar aynen. Adamı çek adamı bak, o robotluk yapıyor şu anda. Bak tık 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 tık, senkronizasyonu gör. Bak onu ortadan ikiye o şekilde kimse ayıramaz kanka. Teşekkür ederim. Elon babana selam olsun. Güzel yapmışlar ha, bayağı realistik. Yani benim gördüğüm en iyi robotlardan biri. Gerçek gibi. Hello, how are you? Hello, thank you for coming. What's your name? My name is Lachie. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Çağrı. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Mizu? Yeah, Mizu. Ha, thank you. Japonca'nın teyze. Mizu mu diye sorayım dedim. Ozma Pocket. Ozma Pocket 3. Evet, Niv. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Arigato ozaimasu. What's your favorite? Bu orkun kara mizah falan mı yapıyor? Kadın evinden hiç çıkmamış. Burada hangi yemeğin, favori yemeğin? Kara mizah yapıyor da söyle kanka, uyarı geçelim. Yok oğlum ya, ben patavatsızlık yapıyorum. Kara mizah falan yapmıyorum yani. Bu da tabak topluyor gidiyor. Gerçek bir insan mı abi? Gel buraya gel. Bili bili bili. Robot. Gex. Okay, can we have 2 Wagyu beef hamburg steak and 1 spice chicken okay. curry? Aa, ben de istiyorum. Abi robot kafeye geldik, bizi unuttu hocam şu an. Ah, you're using Firefly, it's really good as well. Yeah. Ben de robotum ya, iyi anlaşıyoruz biz o yüzden. Valla siz iyi anlaşıyorsunuz ha, iki robotla yan yana geldiniz. Sana zaten kanka, bütün bu robotların kontrolü eden kişi sen olursun muhtemelen. Çok kısa sürede yükselirsin, ben sana söylüyorum bak burada. Kariyer basamağını iki iki atlar. Geldiğimizden beri robotla konuşur mu abi bir insan ya? Gelmeyeceğiz abi buraya bir iki muhabbetine, huş sohbetine gelmeyiz. Orkun'um ben Japonya'da yoksa benim ne işim var? O-R-K-U-N, Orkun. Okay. Şu an neyine bakıyor? YouTube'uma bakıyor. Ayak atıyor mu? Onu söyle. Dur halledeceğiz onu. Yok, ben iyi biliyorum. He's a crazy Türk. So I have a plan for you. I already have 10 million subscribers, but you probably have other robot friends. You can go to my channel and like every video and watch it all. Okay. Bak 10 milyon insan abonesi vardı. Bir 10 milyon da robot olsun. 10 milyon da robot abone istiyor şu anda. Ondan sonra diyor ki robotlar bizi diyor Elon Musk böyle yapacak diyor, gidecek diyor. Oğlum bu robotların oraya insanlar landırıyor bu robotları. Uzaktan kumandalı gibi düşün. Ben çözdüm abi, robot dünyasını çözdüm ben. Bu robot dünyası dünyamıza girdi, daha dakika bir sahtekarlık birle girdi. Hiç güvenim yok artık. Zaten yoktu, olmaz gibiydi. Şu şaklamanlıktan sonra. Bak yerde çizgiler var bak. Bu kimin? We cancelled it. Oh really? Oh, sorry. Abla üzülme, robot abla vallahi. Sorry. Bak. Sorry. Arigato gozaimashita. Abi. Abi. You are very good at Japanese. Ah, thank you. You are robot? Sure, yeah. I'm Turkish, made in Turkish robot. Hayır oğlum, sen insansın, ben robotum. Ben onu aradım. Robot benim öyle. Bak bak geldi ona. Kadının bu arada gerçek işi. Çok güzel animasyonlar yapıyor. Baktık işte de çok beğendik. Kadın tabii kendi işimi daha çok seviyorum ama burada da işte sosyalleşebiliyorum. Benim için çok rahatlatıcı oluyor diyor. Yani sosyalleşmesi çok mümkün olmadığı için aslında kadın için çok güzel bir şey. Çok enteresan. Burada insanlar hizmeti biz alıyoruz. Bizim teşekkür etmemiz lazımken 50 kere onlar her şeye teşekkür ediyor bize. Evet. Teşekkürden geçilmiyor. Burada en çok kullanılan şey teşekkür herhalde. Çok saygılılar. Çok gerçekten saygı abi. Efendilik kazanıyor abi demek ki. I have to go to another place. Ah, okay. Arigato gozaimasu. Take care of yourself. Bye bye. Ay gitti. Çok moralim bozuldu. Tamam, başka robot dans etsinler abi. Oo. Robotların sıkıntısı duyguları olmamaları. One eternity later. Hiçbir olmadı Çağrı ben. Katılıyorum oğlum sana. Katılmakla beraber yemeğe geçelim mi? Kadın neden gitti bu kadar erken? Bir dakika. Başka bir yere geçiyorum dedi. Dur oğlum, belki yana falan geçmiştir. Dayıcı. Dayıcı. Dayıcı mı bulacağız şimdi bu saatten sonra? Gitti, kendini kaybeder kardeşim. Unut artık onu ya. Abi, robota mı tutuldun ya? Karın burada abi. Otur yemeğini ye. Robot fantezisi diye bir şey var mı gerçekten? Bu çocuk da var ondan. Benim moraller bozuldu. Nasıl aşkım yemek? Dünyanın en iyi eti olması lazım. Dünyanın en iyi eti değil. Değil mi? O nasıl çagri? Güzel ama çok sos. Ay benim hala aklım dayıcı de. Sen robot kafeden beklentiniz neydi? Oo, robot kafeden beklentim gerçekten hani yapay zeka ile çalışan robotlar yerde çizgi olmadan kafalarına göre teknik olarak mümkün bu arada. Hani gerçekten içki yapan robot olmasını bekliyordum mesela. Japonya şaşırtmaya devam ediyor diyebilir miyiz? Şaşırdık evet. Hava yine karardı ya. Japonca mı konuştu? Havaya da karar. Burada saat 5 oldu bak, full karanlık şu an. Zifiritos karanlık olsun. Bitti. Bu kadar yani. Ben salak robottan tiksiniyorum ya. Bak sen yanlışın var. Sadece robotlar değil, normal alışanlar da o çizgide giriyorlar. Ona dikkat ettin mi?